Gaziantep'ten, Gaziantep TV'den herkese merhaba sevgili dostlar. Gaziantep'te mutluluğun resmini çiz deseler acaba siz ne çizersiniz bilmiyorum ama ben sizi geçmiş kışlara götüreceğim ve orada size mutluluğun resmini, mutluluğun fotoğrafını göstereceğim. Malumunuz bugünlerde Gaziantep'e güzel bir kar yağdı. Herkes feryat figan işte şöyle oldu böyle oldu diyor. Karın kışın çilesi biraz sıkıntılı oluyor. Hele sıcak bir bölgedeyiz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ama geçmişteki büyüklerimiz acaba karda kışta neler yapıyorlardı? Acaba o karda kışta mutluluğu nasıl yakalamışlardı? Kışın ne yerlerdi, ne içerlerdi, nasıl ısınırlardı? Ve hangi muhabbetleri yaparlardı? İşte bu videomuzda sizlere onu anlatmak istiyorum. Buyurun mutluluğun resmini izlemeye. Sevgili dostlar, kar, kış, evet zahmetli bir şey. Bundan yıllar öncesinde, belki 50 yıl, 60 yıl öncesindeki büyüklerimiz geçmişte böyle hazır marketten, bakkaldan gıda almıyorlardı. Ta bahar aylarından itibaren kışa hazırlık yapıyorlardı. Mesela Gaziantep'te öncelikle bahar gelir gelmez hemen ilk yapılan iş bugün hala devam ediyor bazı evlerimizde peynir yapılırdı. Gaziantep'in özgü o peyniri köylerden gelen sütler alınır ya da köylerin yaptığı peynirler direkt alınır, salamlar yapılır ve saklanırdı. Sonbahar geldiği zaman işte kurutmalıklar, biber kurutmalı, patlıcan kurutmalı, arkadaşlar kabak kurutmalı, acur kurutmalı bunlar kurutulur. Sonra en önemlisi biber salçası mutlaka yapılır, köftelik simit alınır ve onlar eve mutlaka konurdu. İşte bunlar kışın olmazsa olmazlarıydı. Yazın ve sonbaharda hazırlanan kışlıklar, evin kileri dediğimiz bodrumda bulunan genelde mağara olan yerlere konurdu. Oralar serin olduğu için. Kurutmalıklarsa çatıya, tavana konurdu ve rüzgar aldığı için orada küflenme olmazdı. Peki bunlar hazırlanmış, kış gelmiş, kar yağmış. Neler yaşanırdı evlerde? Hemen aktaralım arkadaşlar. Öncelikle kış malumunuz soğuk. Bunun için ne gerekiyor? Isıtacak bir şey. Isıtabilmek için arkadaşlar ne gerekiyor? Isı. İşte doğalgaz yok, elektrik yok. Odun Gaziantep bölgesinde öyle çok fazla yok. Soba denen yok. Peki ne yapmış bu insanlar? Evlerde iki tane tandır vardı. Birincisi avluda bulunan tandır. Orada yemekler pişirilirdi. İkincisi ise evin içerisinde ısınma amaçlı kullanılan tandırlardı. Yemek pişirilen tandırdaki közler alınır. O küçük ev tandırı dediğimiz küçük böyle bir mangal. O mangal alınır ve arkadaşlar közler o mangala konur. Ve üzerine biraz kül ekelenirdi ki zehirlenme olmasın diye. Ve daha sonrasında evin en güzel odasına çıkarılırdı. O mangalın üzerine bir tabure gibi bir şey konur. Onun üzerine bir yorgan örtülür. Onun üzerine de bir tepsi dizilirdi. İşte Gaziantep'teki mutluluğun resmi buydu arkadaşlar. O insanlar o sofranın etrafında yorganı üzerlerine çekerler. O sıcaklık alttan gelirdi. Ve orada arkadaşlar yemekler yenir. Sonrasında İşte kışın hazırlanan sucuklar, pekmezler, turşular, fıstıklar, kısaca o ev ne hazırlamışsa annelerimiz onlar sofraya konur ve yer yenilirdi. Ve o sofranın etrafında insanlar birbirlerinin gözlerine bakarlardı. O gün öyle televizyon yok, oturalım şu dizi izleyelim, bu maçı izleyelim, internette şöyle takılalım, şu oyunu oynayalım. Yok. Herkes o sofranın başında oturmak zorunda. Belki daha sonra radyolar çekmişler. Şimdi nedir? Mesela şu gördüğünüz elimde idare yakılır. Şöyle bir kenara konur. Daha sonra gaz lambaları ortaya çıkmışlar. O arkadaşlar loş bir orada ışık yanıyor.
İnsanlar tandırın etrafında bir halk oluşmuşlar. O tepsinin üzerinde de yiyecekler gidip geliyor. Oradan kaçma şansınız da yok. Niye? Yiyecek oraya geliyor. Arkadaşlar ısınma orada ve işin en güzeli muhabbet orada. Ve insanlar birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlar. Tarihten, kültürden, geçmişten, hikayelerden, manilerden, masallardan herkes anlatıyor. Ve herkes birbirini dinliyor. Ve o kültür de birbiri arkasına devam edip gidiyor. İşte insanlar acıktığı zaman kalkıp bir salça ekmek yapıyorlardı, doyabiliyorlardı, mutlu oluyorlardı. Yani hamburger söyleyelim, pizza söyleyelim, yoktu çocuklar böyle bir şey. Acıktım mı annen hemen bir salça ekmek, başka yerlerde nedir bir yoğurt, üzerine belki bulursa bir şeker ekledim miydi, olay bitmişti arkadaşlar. Ve insanlar mutlulardı. Kendi hazırladıkları yiyecekleri o sofraya getiriyorlardı. Kendi kültürlerini, sözlerini, hikayelerini, masallarını, anılarını, yaşanmışlıklarını oraya koyuyorlardı. Ve birbirlerine orayı anlatıyorlardı. İşte Gaziantep'te kış aslında mutluluk ayıydı. Ve o tandır sofrasının üzerinde insanlar birbirinin yüzüne bakarak mutlu olabiliyordu. Bugünkü gibi, bizim gibi daha değilim, doyumsuz değillerdi. Şu da olsun, bu da olsun demiyorlardı. Onlar o sofrada hayatı, yaşamı paylaşıyorlardı. İşte ben o yüzden diyorum ki, ey Abidin, bana mutluluğun fotoğrafını çiz desem, büyük ihtimalle o ressam Gaziantep'teki o eski sofrayı çizer ve etrafına dizilmiş anne babayı, çocukları oraya resmederdi. İşte Gaziantep'te mutluluk buydu. Ne zaman ki ampuller çıktı, ne zamanki kaloriferler evimize geldi, evlerde huzur da kalmadı, mutluluk da kalmadı. Sevgili kalın, umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz arkadaşlar, like atın, bizi beğenin, takip etmeye devam edin. Sevgili kalın, mutlu kalın.